kullanarak yerini aldı. Beyaz bayrak 5. koşu için havada. Start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Baboş Alper çıkıştan sonra tereddüt yaşadı. Rakiplerinin 3 boy kadar gerisine düştü. İç kulvardan 4 numaralı Sabırhan numarayı kapmaya çalışıyor ki şimdi yaptığı ataklarla dışarıdan önlere gelmeye çalışan 6 numaralı Bebesito'yu izliyorum. O lider mücadelesine ortak olmayı başardı. İçerideki rakibinden koptu. Farkı da yarım boya kadar çıkardı. Bu kez dışarıdan 3 numaralı Umud'un Baltacı yaptığı ataklarla iç kulvardaki rakibiyle olan farkı 800'e doğru giderken eritmeye çalışıyor. Üçüncülükte iç kulvarda 4 numaralı Sabırhan var. Hemen dışına doğru 5 numaralı Efsane Misto geldi viraj üzerinde. 5.likte onları yakında takip eden 1 numaralı Solido Hermanos var. 2.5 boy kadar geride iç kulvarda 7 numaralı Ranfor Ramazan. Hemen dışında 2 numaralı Baboş Alper sırasıyla 5. koşuda Düzlü'ye yaklaşıyoruz. Şimdi tempoyu biraz yükseltti 6 numaralı Bebesito. Düzlü'ye giderken farkı 1.5 boya kadar çıkardı. İç kulvardan 4 numaralı Sabırhan tekrar tazelemeye çalışıyor ki 400'ün hemen sonrasında bu ataklar sonuç verdi. İç kulvardaki rakibiyle farkı eritti. Liderliği almaya çalışıyor. Ki buralarda Aprantis Nizamettin Demir de arka grubu kontrol ettikten sonra Tayin'i teşvik etti. Teşvikleri anında cevap veren isim 4 numaralı Sabırhan olunca 200'den sonra farkta bir anda ikincilikteki rakibiyle 4-5 boya kadar çıktı. Son yüze doğru yaklaşılıyor. 4 numaralı Sabırhan koşunun lideri, sonlarda ikincilikteki rakibi 6 numaralı Bebesito ile olan farkı da 4-5 boya kadar çıkartarak koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Bebesito ikinci, 1 numaralı Solido Hermanos üçüncü, 2 numaralı Baboş Alper dördüncü oldu. 3 numaralı Umud'un Batmacı ise tabelayı tamamladı. 4 numaralı Sabırhan Antalya'da gecenin 5. koşusu handikap 14 mücadele kazanan isim oldu. Aprantisi Nizamettin Demir'le bu koşuya katıldı.